Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul sabaha karşı sağanak ve fırtınanın etkisi altına girdi. Çok sayıda şehir için de turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi. CNN Türk muhabiri Hasret Kaya son durumu CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'le birlikte değerlendirecek. Bakalım nedir vaziyet? Hasret Kaya, söz sizde. Evet, şu anda Çile'deyiz. Şiddetli bir rüzgar olduğunu söyleyeyim İstanbul'un farklı noktalarında. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'e mikrofon uzatacağız. Bu rüzgar, şiddetli fırtına ne kadar sürecek efendim? Onu sorarak başlayayım öncelikle. Yağış zaten sabaha karşı etkisini yitirdi. Evet Hasret, senin de dediğin gibi gece saatlerinde kuvvetli yağmur vardı esasında İstanbul'da. Bunun yanında tabii rüzgar önceleri Lodos'tan yani güneyliydi. Sonra sabaha karşı şeye döndü, batıya döndü. Şimdi de biraz daha Karayel'e doğru yani kuzey batıya doğru döndü. Kuzey batıya doğru dönünce sıcaklıklar hızlı bir şekilde düştü ve şu andaki bulunduğumuz yere sıcaklık 7 derece. Dün 18 dereceydi İstanbul'da burada sıcaklık. Çok hızlı bir düşüş aslında bu hocam. Çok doğru söylüyorsun. Çok hızlı bir düşüş oldu. Tabii bu tür düşüşler olabilir. Arada sırada olabilir. Ama burada bugün Türkiye'de etkili olan dün gece ve bugün daha doğrusu sabah saatlerinde etki olan bir faktör rüzgardı esasında. Rüzgar çok önemliydi. Antalya'daki denizin kabarması, ondan sonra İstanbul'daki denizin kabarması, İzmir'deki denizin kabarması bir takım afet denilecek seviyelere getirdi. Yani İzmir'e baktığımız zaman İzmir'den Konak Meydanı'nda su bastı. İzmir'in Konak Meydanı'nda dere mi var, taşkın mı var? Yok, şey yok. Ama kuvvetli rüzgar denizi kabarttı ve deniz suyu içeriye girdi. Ha bu önemli, çok önemli bir şey. Çünkü önemlilerinden nereden anlıyorum önemli olduğunu? Yani 10-15 sene önce bir defa daha oldu burada. Yani arka arkaya tekrarlanan böyle bir olay, denizin karaya hücum etmesi. Dolayısıyla burada belediyenin, yerel yönetimlerin buraya bir önlem alması lazım. Yani yani denizde mendirek yapılıyor ama orada mendirek yapılmaz. Yahut da evet. Kara kısmında bir önlem, bir set yapması lazım. Bunu zannedersem yapacaktır büyük bir ihtimalle. Çünkü 10 senede 15 senede bir olduğuna göre demek çok sık olan bir şey bu. Şimdi aynı şey geçen hatırlarsın Ava'da oldu. Yeşildere taştı. Yeşildere'nin taşması da denizin kabarması ve yukarıdan gelen suyun denize gidememesinden kaynaklanıyor. Şile bölgesinde bu tür dereler çok var. Yani bunları çok sık rastlayacağız bu sene bu denizin geri tepmelerine ve derelerin taşmalarına. Ama benim burada endişem şu. Şile'deki derelere baktığım zaman ki Şile İstanbul'un önemli dereleri olan yerlerinden bir tanesidir. Dere yataklarında yerleşimin çok fazla olduğunu görüyorum. Bunların derhal temizlenmesi lazım. Önemli bir afete neden olabilir. Şimdi gelelim hava durumuna. Hava durumuna baktığımız zaman İstanbul'da hava soğuk. Rüzgar devam ediyor ama rüzgar akşama doğru hızını kaybedecek. Hızını kaybedecek derken gene rüzgar var ama yani bugün sabah saatlerinde 8-9 şiddetindeki Bofor'a göre olan hız akşam saatlerinde 5-6'ya dönecek ki bu da kabullenebilir bir rüzgar hızıdır. Peki yağış bekliyor muyuz hocam, onu da sorayım. Yani İstanbul'da ben yağış beklemiyorum. Çok kuzey taraflarında çok hafif bir yağış olabilir ama bu önemsiz bir yağış. Ama yağış bugün yağış İç Anadolu bölgesinde. Öğlene kadar, öğlen saatlerinde İç Anadolu bölgesinde yağış var. Bu yağış yağmur şeklinde olacak çünkü. Neden? Lodos hala Anadolu'da hakim. Lodos olan yerde kar yağışı olmaz. İstanbul'da Lodos işte Karayel'e yeni döndü zaten. Ama ikisinin Hasret, ikisinin birden olması lazım kar yağışı olması için. Yani hem sıcaklığın düşmesi hem de nem olması lazım. Bunlardan bir tanesi eksik olunca kar yağışı olmuyor. İstanbul'da durum oydu. Sıcaklık düştü, nem gitti. Dün dolayısıyla beklenen yağış da gelmedi. Dün nem vardı, sıcaklık yüksekti, kar yağışı olmadı. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman bugün iç kesimlerde kar yağışı var, yağış kuvvetli. Bunun yanında gece saatlerinden itibaren Anadolu'da İç Anadolu'nun doğusunda ve Anadolu'da yoğun kar yağışı başlayacak bu gece yarısından sonra. Çünkü orada Lodos etkisini kaybedecek. Yarın da pazartesi günü de orada Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak. Batı'da yağış geçiyor. Batı'da yağış yok. Batı'ya ne zaman yağış gelecek? Batı'ya hani böyle kuvvetli yağış olarak söylüyorum. Hafif yağışlardan bahsetmiyorum. Çarşamba günü ancak Salı gecesi İstanbul'da yağmur gelir. Evet. Dolayısıyla iki gün
Hava bugün pazar günü ve pazartesi günü soğuk. İstanbul dahil olmak üzere özellikle 7-8 derece ama salı günü tekrar ısınma var. Salı günü tekrar 15-16 derece yani 7-8 derecelik tekrar ısınma meydana gelecek. Şimdi hocam batı için çarşamba gününü işaret ettiniz ama İzmir'de denizle karanın birleştiği noktalar oldu. Aynı tehlike yine çarşamba günü de devam edecek mi onu sorayım. Tabii şimdi orada rüzgar önemli. Rüzgara bakmamız lazım. Şu anda o kadar bir rüzgar gözükmüyor çarşamba günü de ama tabii bu rüzgar bu aylarda meteorolojik sistemler çok çabuk değişir. Yani iki günde değişir sistem. Onun için ona da bakacağız ama pek şey olacağını tahmin etmiyorum ben bu İzmir'de. Ama dediğim gibi denize açılan ve karayere açık olan yani kuzey batıya açık olan kıyılarımıza dökülen derelerde bu tehlike her zaman var. İçeriye kadar basar. Yağışla birlikte olduğu zaman da dere kenarlarındaki yerleşim yerlerinde afete dönüştürür ki bu yani Kilyos sahilinde yok dere o, ama Şile tarafında çok fazla dere var. Bu derelerde maalesef dere yataklarında çok yerleşim var. Bunların biraz önce temizlenmesi lazım. Şiddetli rüzgar da bir yandan etkisini göstermeye devam ediyor. Uyarılarınız var mı hocam? Bazı noktalarda çatı uçmaları da görüldü İstanbul'da. Evet, şimdi çatı uçmaları hakikaten önemli. Yani sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yerinde çatı uçması çok önemli. Şimdi çatı yönetmeliklerinin değişmesi lazım. Bunu söylüyorum da. Eskiden Bayındırlık Bakanlığı vardı. Bayındırlık Bakanlığı'nda çatı için rüzgar hızı değerleri vardı. Bu değerler yükseldi artık. Dolayısıyla çatılar uçuyor. Bunun tekrar gözden geçirmesi lazım. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Evet, hava sıcaklığı düne göre oldukça fazla düştü. 7 derece gibi gösteriyor. Ama nem olduğu için nem olmadığı için de beklenen o kar yağışı gelmedi. Şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor ama Profesör Doktor Orhan Şen de söyledi. Akşama doğru bu rüzgarın etkisinin, şiddetli fırtınanın etkisinin biraz daha azalmasını bekliyoruz. Şehir hatları vapuruna baktığımız zaman ulaşımda tabii aksamaları getiriyor hava koşulları. Aksamalara karşı da mutlaka takip edin uyarısı yaptı bir taraftan şehir hatlarının da. Yine Boğaz çevresinde özellikle şiddetli fırtına olduğu için böyle bir uyarısı oldu. Sözü tekrar Şile'den size bırakalım.